Sevgili yelkenli ve motorlu çift takipçileri, bu serimizde motosikletimizle Antalya'dan Mora Yarımadası ve İyon Adaları turunu gerçekleştirdik. Bir önceki bölümde Elefonisos Adası'na geçmiş ve nefis kumsalı olan Simos Camping'de çok güzel bir çadırda konaklamıştık. Eğer bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yasas, yeni videomuzda Elefonisos Camping'den ayrılıp karşıya geçiyoruz. Yol üzerinde Valtakya'da bulunan Dimitrios Batığı'nı gezmeye gidiyoruz. Çok merak ettiğimiz batığı gezdikten sonra Yitio'ya ulaşıyoruz. Yition Bay Camping'e yerleşip şehri gezmeye çıkıyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Taleme! Evet, günaydın. Sabah toplanmak. Bakın şunlar bizi bekliyor, giyinecek. Şurası güzelim kampımızın ortamı. Birazdan çıkacağız. Şu an dönüşe geçtik adadan. Elefonisos'tan Anakara'ya dönüyoruz artık. Hava böyle. Bu iyi hali. Bir tane Yunan komşu var. Aa, gene mi? Aynısı mı? Onlar mı? Yok, bana değil mi? Ama başka. Başka. Feribotumuzdan selamlar. Şöyle bir sabah kahve. Her sabah biz feribotu düzenli olarak yiyoruz. Şimdi bugün artık Mani Yarımadası'na gideceğiz. Mani Yarımadası Yunanlar öve öve bitiremiyorlar. Çok beğeniyorlarmış. Bakalım biz de onun güzelliklerini göreceğiz. İlk durağımız Yitio şehri olacak. Ama o şehre varmadan önce güzel bir plajda duracağız. Evet. Enteresan bir plaj. Yeni batı. Çünkü bir batık var orada. Batığa bakacağız. Bakacağız. Ondan sonra belki Serinitsa diye, Valtaki'den sonra Serinitsa diye başka bir plaja bakacağız. Bakacağız. Ondan sonra da kampımıza gideceğiz. Aa, gemi var ileride. Şu anda Valtakya plajındayız. Yitio'nun hemen yanı başında. Bu plajın büyük bir özelliği var. Agios Dimitrios plajı da diyorlar. Çünkü batık gemi enkazı var burada. Aman batık Allah. Değil de gemi enkazı. Gemi enkazına bakmaya geldik. Gözlerde. Bu gemiyle ilgili pek çok söylenti var. Öncelikle diyorlar ki işte güya sigara kaçakçılığı yapılıyormuş bu gemide. Sonra yangın çıkmış. Terk etmişler. Bu da buraya böyle kumlara oturmuş gelip. Ya da işte kaptanı hastalanmış, mecburen hastaneye kaldırmış. O sırada şirket iflas etmiş. Gene gemi başıboş kalmış, sürüklenmiş diyorlar. Pek çok dedikodular var yani. Ama çok ilginç gözüküyor. Baksanıza, birazdan Mert gösterecek. Uzak çıkıyor da biraz yaklaşınca çekeceğim. Ay! Çok korkunç gözüküyor. Baksanıza. Ben zaten böyle demir şeylere hiç bakamam denizin içinde de. Bu da böyle çok korkunç. Kalarla da meşhur bakın. Bir kareta yuvası koruma altında. Orada var. Yaklaşıyoruz batığa. Yitio da hemen şurada. Gemi burada. Şu şekilde. Gayet kocaman, büyük. Acayip korkunç değil mi Mert? Evet. Geliyorum. Evet Eda hocam. Nerelere geldin acaba? Koca Dimitrios gemisi. Sen burada karaya otur. Batırdın çok mı bunu? Korkunç ya. Büyükmüş la. Aşırı korkunç. Vay be. Vallahi. Vay be. Mertlik burada yaşayalım diyor. Bitti gitti koca gemi ha.
Vallahi gitmiş koca gemi ya. Şurada yerde parçaları var Mert, bak. Hmm, var. Sesim yankılanıyor. Oo. Veri korku. Oha. Gemi içi görmüş müydünüz? Biraz da denize girelim. O kadar 2 saat yol geldik. Su ılıkmış, o güzel. Dibi kum. Ama şu taraflar kaya. Zaten o kayaya oturmuş. Arkasından önünden kastırmış oturdukça. Patlamış ortası. Bu uzun kumsalda hemen Yiğit Yon'un yanında Selinitsa. Böyle upuzun. Burada da karettoşlar var. Artık biz Camping Meltemi'ye geçelim diyoruz. Çünkü yolumuz uzundu. Kampımıza yerleşelim. Kapitan, el salla. Gisyon Bay Camping'e geldik. Burada da bir tane belly tent bulduk. Arkadaşımız da Tahitili bize yardım etti. Burası daha mı güzelmiş ne? Bilmiyoruz, göreceğiz. Buranın gecesi 60 euroymuş bu çadırlar. Kiralık sheet ne kadardı Mert? O da 9 euro. Çarşaf pikelerde 9 euroya kiralanıyor. Eğer kendiniz getirirseniz tabii ödemeyecektiniz. Bak bana. Şeyciğim, aynı marka. Gene. Aa, evet, Canvas Camp marka. Bu demek ki bu iş böyle yürüyor buralarda. Çok nefis oluyor. Gerçekten. Ama bunun böyle oturma yerleri de yapmışlar. Evet. Çok güzel. Evet, bakalım. Askımız var, fanımız var. Buzdolabımız var, masamız var ekstradan. Masa güzel olmuş. Bakın. Ya bunun içi çok geniş abi. Ne atarsan çöp de iyi olmuş. Çok geniş harbiden. Baksana çok ya, güzel. Baksana da Mert küçük şey kaldı içinde. Ventilatör var. Bak biz, buraya priz lazım. Priz bir var üçlü. Ha ama bir tane var evet. Burada böyle oturuyoruz. Bu çadırı motorla taşıyoruz. Doğru mu hocam? Hadi içine götürecek. Çektim. Canlı müzik var. Evet, söylemişlerdi. Akşam canlı müziğimiz var. Saat 7'de. Yorgo ve Tassos. Evet. Daha rahat. Şimdi burası marketimiz. Evet, burada su var. Markette su alalım. Burada da bar ve şey, havuz alanı var. Kamp alışveriş eşyaları. Bir adet yukarıda çadırından tut. Bak, çadır da var. Evet.
matı, soslar, konserveler, bak plastik tabak, çanaklar, yani, üçlü priz, bak şemsiye gömme, plaj matlarının devamı, şey, dönüştürücüler, eldivenler, matlar, çocuk oyuncakları, köpek mamaları, sinek tabletleri, mandal sinekler, bak şu şey tüp bile var benim arayıp da bulamadım. Bakın kamptaki market böyle olur, öyle İtalyan market, restoran yapılmaz kampta. Kaç kampinge duyurulur. Böyle market olur. Tamam. Karpuz oda var. Onu koyacağım ben. Tamam. Kaç kampinge var. Bak karpuz oda var. Dolduruyoruz bir şey. Bu arada arkadaşlar, arkada hemen kol marketin yanında soğuk su akan çeşme var. Ne? Hadi bize havuz ve barı göster. Önce kediyi göstereyim. Oo, tombalak. Yemek bu yerken bize musallat olacak kesin. Şu anda doyuruyor kendini. Şöyle bir bar alanımız var efendim. Burası 2024 yılının ödüllü kampingi seçilmiş. ASTI diye bir tane federasyon var arkadaşlar. Kampçılar Federasyonu. İtalyan falan şeyler de orada. Evet, İtalyan, Yunan kampları hep puanlıyorlar. Müfettişler geliyor. 2024'ün en iyisi seçilmiş bu yıl. Koca koca karavanlar da var. Ama baksana şu ağaç çok, altı çok gölge güzel, olayını. Gerçekten Allah varsa. Yani. Yani. Kaldığımız en güzel kampinglerden. Evet. Gene. Aa, şezlongumuz var. Deniz. Boş bulur muyum? Bir tane var. Eşyamızı koyabiliriz. Havuz bu şekilde devam ediyor. Gayet keyifli oturma yerleri var. Şöyle yürümeye devam ediyoruz. Ve bakınız plaja. Paralya'ya da geldik. Plajımız da kumsal, nefis. Oh, vallahi çiçek gibi ya. Mis gibi. Ve menümüz de var. Eda, plaj dibi dibindeymiş. Çok güzel gözüküyor. Efendim? Plaj çok güzel gözüküyor. Dibi dibinde. Şurada da sporları var. Bak yine kareta yuvası. Evet, kareta yuvaları da var. Karettoş. Aynen. Öbür kampta ilk girdiğimiz yer bulamadık. O da hemen şurada ilerideydi. Bulamadığımız iyi oldu. Burayı söylemedi domuz gibi kadın ha. Evet evet. Yakınlarda kamp var mı dedik. Biz aslında internetten biliyoruz yani. Biliyoruz ama olduğunu. Yok dedi. Hani oda falan bulabilirsiniz evet dedi. Yani sormasak bayağı burayı çakal söylemeyecek. Çakal. Evet, çakal. Ama sonra kum gibi sanki hemen. Tam çakal. Ayaklarını uzat, geliyorum. Gerçekten bir gün daha kalalım ya, ne olur ya. Bence de ya, çok vallahi sevdim. Lütfen. Değilsin yani. Selamlı. Biz burayı çok sevdik. Eğer yer varsa bir gece daha kalacağız. İnşallah. Bakalım var. Oo, Eda Hanım, bakıyorum da havuzunuz pek güzel gözüküyor. Evet, çok güzel. Denize nazır mı havuzunuz efendim? TRT bitiyor. Geliyor gönlümün efendisi. Zeytin ağaçlarının altında bana bir frappecik mi ısmarladın? Aynen. Çok teşekkürler. Mert, nereye geldin? Bali'ye mi? Aa, ne tatlıdır. Evet Mert'cim, neredesin şu an? Şu an efendime söyleyeyim, Gitio arkadaki şehrimiz. Gitio. Gitio nasıl okunuyorsa Eda daha iyi biliyor. Rama. Şimdi onun Krenaya adasındayız. Bu adada bir kule ve deniz feneri olarak. Evet, bu bir yarım ada, Krenaya yarım adası. Bir kalesi var üstünde. Bu Gitio arkadaşlar, Manyotlar genelde Mani yarım adasındayız demiştik. Manyot diyorlar. Spartalıların torunları olduğunu söylerler kendileri. Bunlar ne diyeyim, nasıl diyeyim, yani Yunanistan'da etnik bir
halk mı diyeyim, ne diyeyim? Yani buranın halkı. Bilmiyorum işte, gene Yunan ama işte ha yani, manyot deniyorlar. Halkı. Evet, yöre halkı. Kuleyi gezeceğiz. O tarafa gideceğiz. Bir manyot kulesi, kalesi var orada. Aynen. Bu yarımadanın bir özelliği de Truva Destanı'nda. Paris Helen'i kaçırdıktan sonra bu yarımadaya getiriyor. Böylece işte Troya Savaşı başlıyor, biliyorsunuz ki. O adadayız. Evet hocam, neredeyiz? Karşınızda bir manyot kulesi. Ne yapıyor bu kule? Bu kule şu anda müze olarak hizmet veriyor. Kendisi Osmanlılar döneminde yapıldığını söyleyen de var. Zanetakis Kulesi. Zanetakis. Çok güzel gözüküyor. Evet, bence de. Adanın üstündeyiz şu anda. Hemen arkası deniz. Müze yani. Arkeoloji müzesi. Hemen arkası deniz zaten. Oldukça güzel gözüküyor. 18. yüzyıl. Tabii sonradan Ernst Schiller ya da Schiller diye mi okunuyor? Mimar tarafından düzenlenmiş. Burası da bir gerçek. Böyle. Evet, selamlar. Şimdi bir deniz fenerine geldik. Deniz fenerimizin yüksekliği 19. yüzyıldan kalma yüksekliği tamına 25 metre. Şimdi niye önemli? Bakın şu en tepede boş bir küre var, görüyor musunuz? Orada böyle ışık dönüyor yani o kürenin içerisinde. Niye 25 metre? Yani niye alçaktı? Çünkü dünya oval olduğu için 25 metre olan yüksekliğin şu ovallikle kırılmasıyla dünyanın bu 9 deniz mili uzaktan, yani 1852 çarpı 9 işte yaklaşık ne eder işte 17-16 kilometre uzaktan görülebilir hale geliyor. Eğer iki katı 50 metre olsaydı demek ki 9 değil de 18 deniz milinden görünebilecekti. Ona göre de bunu gördüğün zaman nerede olduğunu anlayabiliyorsun gibi düşünün. Bu şu an donanmanın aktif olarak kullanılıyor. Hatta bir tane arabası da var. Durum bu yani adanın üstünde. Gerekli bilgiyi verdiğim için. Teşekkür ederiz Mert Kapetan. Bir şey değil. Askeri adam bura. Antik tiyatroya ha, geldik orada. Ama galiba askeri gibi bir yer mi? Yok işte burada. Tarihi yerde. Hadi bakalım. Burası bu kadarmış arkadaşlar. Kocaman. Çok ben... şey kazmamışlar yani, hiç kazmamışlar hatta. Yan taraf askeri, o yüzden o tarafa döndürmüyorum. Evet, yine sokakları merdiven olan bir şehir. Yiğitiyor. Yiğitiyor'nun daracık daracık sokakları. Şurada bir yerde kaldı, evet. Eski bir kiliseye gidiyoruz. Aya Dimitrios. Şuradakilere bakın bir de. Şu an yol yolunda ilerliyorum. Kürk dökmüşler. Demek ki akrep makrep var bizdeki gibi. Onun tipi bak. Siz bekçi misiniz bakayım bu yolun? Heh. Allah. Gelişlere bak. Ay, çok tatlısın ve sessiz. Benim mamacısı gelmemiş. Aç bunlar. Evet, çok aç. Kadar çıktım, gidelim. Çok terledik. Nemli. Esmiyor bir de. Vallahi. Yapak kumuldamıyor. Deniz tarafı daha güzeldi ama şu kiliseye de geldik yani. Bayağı eski. Bunlar da böyle batana kadar tutuyor ya. Balıkçıklar var. Evet, bu da gitti gidiyor.com yani. Öyle kalmış burada. Hiç dokunmazlar. Bağımsız Yunanistan'ı simgeliyor sanırsam, evet. En çok olayların çıktığı bölgelerdeyiz. Daha önce de demiştim. Eda Topçu Birliği'nde askerliğini yapmadığı için topu patlatamadı. Meydan bu şekilde. Bebeler oynuyor. Topçular Meydanı. Dolunay çok güzel gözüküyor. Bağımsız Yunanistan. Hava kızardı. Şöyle devam ediyoruz. Hasana Kostayı. Sokağımız güzel. Larissiu Caddesi. Evet, Eda hocam. Nasıl gidiyor? Selamlar. Elinde Moirez'de oturuyorum.
tavernada. Afiyet olsun. Burada güzel balık gözüküyor. Yemek lazım. Çünkü burası balıkçı kasabası yani. Bitiyor. Şöyle. Adam bu arada bunları ısmarladı. Size evet, dedi bize ısmarlıyorum birer tane dedi. Hem de bayağı okkalı arkadaşlar yani. Şeyle acılı. Hemen kızarmış ekmeğim geldi şöyle tereyağı. Hemen onlar da çekeceğim etrafı çektikten sonra. Adanın şeyi güzel. Denizi de çok güzel. Şeyi de güzel değil mi? Görüntü. Hadi afiyet olsun. Şimdi zor bulunan bir uzo göstereceğim size. Pitiladi. Bu pitiladi Midilli'nin uzosu ama zor bulunuyormuş. Yani mesela 20 şişe istedik diyor. Ancak 10 şişe gönderdiler falan diyor. En pahalısı da buymuş bu arada. Hadi bakalım hayırlısı olsun diyelim. Pahalı hissettirecek diyor. Hadi bakalım. Kendi özel salataları bakalım. Hey şu şey değil mi? Oo değişik bir peynir. Hadi bakalım. Kilo cacık. Diyeceğim bir kilo kalamar. Bir kilo kalamar geldi. Aa small fish çok güzel. Bakalım nasıl güzel mi? Çok güzel. Piyasa. Ay kuzum benim. Bence ETO'nun en güzel barına falan geldik galiba. Ve hemen ne geldi? Hemen bakın. Su geldi. Bakıyorum kordon boyunda oturmuşsun. Bende bir şey yok. Ben tamam.